Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığı FreeBuds 6i'yi birlikte inceleyeceğiz. Bakalım bu kulaklık bizlere neler sunuyor? Biraz bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Kulaklığın kutusunu hemen elinize aldığınızda dikkat çeken bir nokta var. Hi-Res Audio Wireless diyor. Yani bu kulaklıkta Hi-Res sertifikası var arkadaşlar. Özellikle müzikle arası iyi olanlar için Hi-Res sertifikası bir vazgeçilmez diyebiliriz. Çünkü genel olarak böyle müzik kulağı iyi olanlar ve müzik dinlemeyi çok sevenler Hi-Res sertifikası olan kulaklıkları tercih ediyorlar. Bunu o yüzden en baştan sizlere belirtmek istedim. Evet, kulaklığı kutusundan çıkardığımızda şöyle küçük, hoş, ufak bir kulaklık kutusunun geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Kutu içeriğinde başka ne var diye soracak olursanız hemen size göstereyim. Tabii ki bir de şarj kablomuz çıkıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar kulaklıkların şarj kabloları artık eskisi kadar uzun değil. Yani kısa bir şarj kablosu koyuyorlar. Bakın hemen sizlere şöyle göstereyim. Ufak kısa bir şarj kablomuz burada bulunuyor. Ayrıca silikonlar benim kulağımla uyumlu değil. Yani üzerinde gelen silikonlar benim kulağımla uyumlu değil derseniz de içerisinden 2 adet S ve L şeklinde, yani small ve large şeklinde iki tane kulaklık silikonu da geliyor. Üzerindeki de medium arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Yani benim kulağım biraz küçük derseniz S'i kullanabilirsiniz mesela. Büyük derseniz de tabii ki large'ı kullanabilirsiniz. Evet, kulaklığı şöyle açtığınızda arkadaşlar zaten Huawei cihazlarını kullanıyorsanız direkt olarak bağlanıyor. Yani burada sadece telefondan bahsetmiyorum. Bir notebook ya da bir tablet kullandığınızda da hemen ekranda çıkıyor ve ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Telefonunuzu hemen kulaklıkla eşleştirebiliyorsunuz. Peki gelelim asıl bizleri ilgilendiren kısma. Bu kulaklığın genel olarak performansı nasıl? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Zaten Hi-Res sertifikası aldığı için belli standartları karşılıyor. Yani bu kulaklığı kulağınıza takıp müzik dinlemeye başladığınızda daha ince sesleri normal bir kulaklıktan ya da bir hoparlöre bağlayıp şarkıyı dinlediğinizde alamadığınız o ince tonları çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz ve bu müzik dinlemeyi aşırı derecede keyifli hale getiriyor arkadaşlar. Çünkü sanki bir konser alanında müzik dinliyormuş hissiyat veriyor sizlere. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Hani fiyatını biliyoruz FreeBuds 6i'nin. Bu özelliklerde bir kulaklığın bu kadar ucuz olması benim çok hoşuma gitti, dürüst olmak gerekirse. Normalde Hi-Res sertifikası olan kulaklıklar biraz pahalı arkadaşlar. Bunu zaten hani sektöre az çok hakim olan herkes biliyor. Ya da ne bileyim daha önce bir kulaklık almak için fiyat araştırması yaptıysanız zaten Hi-Res sertifikasına sahip olan kulaklıkların bir tık pahalı olduğunu sizler de fark etmişsinizdir. Huawei bu noktada gerçekten kullanıcı dostu bir görünüm sergilemiş diyebiliriz. Peki gelelim merak edilen özelliklerden bir diğerine. Aktif gürültü engelleme vesaire var mı? Evet var arkadaşlar. Aktif gürültü engelleme özelliği gayet güzel çalışıyor. Benim hoşuma gitti. Yani aktif gürültü engellemeyi aktif hale getirdiğinizde dışarıdan gelen sesleri büyük oranda kesiyor. Özellikle böyle metrobüs gibi ya da ne bileyim bir toplu taşıma aracı, otobüs olur, metro gibi bir yerdeyseniz direkt olarak dış sesleri kesiyor arkadaşlar ve müziği kesintisiz bir şekilde size aktarıyor. Dış seslerden arınmış bir şekilde size aktarıyor. Eğer aktif gürültü engelleme özelliğini kapalı hale getirirseniz müzik sesinize göre, yani üst levelde dinliyorsanız tabii ki yine dış sesleri duymuyorsunuz ama düşük seviyede dinliyorsanız arkadaşlar tabii ki dış sesleri duymaya başlıyorsunuz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Ve gelelim kulaklığımızın kullanım deneyimiyle ilgili bir diğer önemli detaya. Tabii ki nedir arkadaşlar? Kulaklığımızla telefon görüşmelerimiz nasıl? Biz bunun için güzel testler gerçekleştirdik. Yani hem gürültülü ortamlarda arkadaşlar hem de normal bir ortamda bu kulaklıkla telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sesiniz karşı tarafa kristal bellaklığında gidiyor. Yani bunu size net bir şekilde ifade edebilirim ki karşı taraftakiler de sesinizi zaten çok daha net bir şekilde algılıyorlar arkadaşlar. Burada Huawei özel bir teknoloji kullanmış. Bu özel teknoloji sayesinde dış sesler bir şekilde yalıtılıyor ve karşı tarafa sizin sesiniz net bir şekilde iletiliyor. Hani şunu diyebilirim sizlere, telefonla konuştuğunuzda mesela sesiniz karşı tarafa bir tık daha böyle kötü gidiyor ama kulaklığa geçtiğinizde sesiniz daha iyi algılanabiliyor. Bu da gerçekten önemli bir özellik. Çünkü günümüzde kablosuz kulaklıklarda en çok aranan özelliklerden birisi de arkadaşlar görüşme performansınızın bir tık yukarıda olması. Malum artık müzik performansı dediğimizde
İnsanlar daha çok böyle kulaküstü kulaklıkları falan tercih ediyorlar. Ama söz konusu telefonla görüşme olduğunda yine bu kablosuz kulaklıkların sektörde bir numara olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Evet, genel olarak kulaklığın kullanım deneyimi bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi kulağınıza tam net bir şekilde oturuyor. Zaten şunu belirtmek istiyorum sizlere, siz de görüyorsunuz tasarımını. Son dönemde kulaklık tasarımları birbirine benzer hale gelmeye başladı. Yani şu elimde görmüş olduğunuz Huawei'nin FreeBuds 6i kulaklığı, yani bir XYZ markasında da aslında benzer tasarımlarda karşımıza çıkıyor. Ve bunlar genel olarak arkadaşlar kulağa net bir şekilde oturuyor ve kulağınıza rahat bir şekilde oturduktan sonra da düşme yapmıyor. Şunu sorabilirsiniz, ya acaba spor yaparken hani ben koşuyorum vesaire kulağımdan düşer mi? Düşmüyor arkadaşlar. Ben bu kulaklıkla hani koşma aksiyonuna vesaire de girdim. Kulağınızdan düşmüyor. Kulağınızda net bir şekilde kalıyor. Hatta terleme falan yaptıktan sonra da kaymıyor kulağınızdan. Bu da gerçekten önemli bir artı diyebiliriz. Evet. Bunları sıraladıktan sonra biraz da kulaklığın teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Bu kulaklığın ağırlığı arkadaşlar 5.4 gram. Yani her bir kulaklık 5.4 gramlık bir ağırlığa sahip. Şarj kutusunun ağırlığı ise 34 gram. Kulaklıklarda 11 mm'lik Quad Magnet Dynamic Driver bulunuyor. Burada 14 Hz'den 40 kHz'e kadar bir frekans aralığımız mevcut. Kulaklıklarda arkadaşlar 55 mAh'lik bataryalar tercih edilmiş. Şarj kılıfımız ise, daha doğrusu şarj kabı ise 510 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Burada şunu söyleyebilirim sizlere. ANC, yani aktif gürültü engelleme özelliğini kapatırsanız 8 saat boyunca müzik dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. ANC 10, yani aktif gürültü engelleme özelliğini açtığınızda ise 5 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Eğer şarj kutusundaki bataryayı da tamamen kullanırsanız bu süre ANC kapalıyken 35 saate, ANC açıkken de 20 saate kadar çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki dokunmatik özellikler de yine mevcut. Kulaklığı sapını aşağı yukarı doğru kaydırarak sesi açıp kapayabiliyorsunuz. İki kere dokunduğunuzda müziği durdurabiliyorsunuz ya da aramayı cevaplayıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Üç kere dokunduğunuzda ise bir sonraki parçaya geçebiliyorsunuz. Burada kulaklığın Bluetooth 5.3 teknolojisini desteklediğini de sizlerle paylaşmış olalım. Tabii ki kızılötesi sensörler de mevcut. Bu kızılötesi sensörler sayesinde de kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda arkadaşlar müzik vesaire o anda durmuş oluyor. Evet arkadaşlar, bu kulaklığın dediğim gibi en önemli özelliklerinden bir tanesi de fiyatı. Ki şu anda internetteki fiyatına baktığınızda 2900 Türk lirası civarında bu kulaklığı alabildiğinizi görüyorsunuz. Bence fiyatına değer mi? Evet değer. Bu arada kafanıza şu takılırsa hemen cevaplayalım. Bu kulaklık farklı telefonlarla kullanılabiliyor mu? Yani benim Huawei telefonumun olması mı gerekiyor diye soruyorsanız, hayır arkadaşlar. İster iPhone'unuz olsun ister Android bir cihazınız olsun bu noktada fark etmiyor. Huawei'nin FreeBuds 6i kulaklığını rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, eğer bu kulaklıkla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.